Şimdi size soru. 4 serisinin böbreklerini büyük bulanlar. Bu panjur büyük mü değil mi? İkinci soru. Güzel mi değil mi? Üçüncüsü. Burada bu plaka olmasa çok daha güzel olmaz mı? Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Arkamda 4. nesil yeni Audi A3 Sportback var. A3 son dönemde merak ettiğiniz otomobillerden bir tanesiydi. Çünkü biliyorsunuz bu araç da Volkswagen Golf gibi, Seat Leon gibi Volkswagen grubunun MQB platformunda üretilen en yeni otomobillerden bir tanesi. Kompak hatchbackler zaten tutulan, merak edilen, ilgi duyulan sınıflardan bir tanesi. O yüzden bu araçla ilgili anlatacak çok şey var. Merak ettiğinizi biliyorum. Lafı uzatmadan incelemeye başlıyorum. Her zaman olduğu gibi A3'ü anlatmaya da tabii ki tasarımından başlıyorum. Şöyle söyleyeyim ben A3'ün tasarımını çok beğendim. Hakikaten yani eski formunu koruyor ama ufak tefek değişikliklerle araç bence göz alıcı duruyor. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Tabi bunda metalik tango kırmızısının etkisi de olabilir. Ama yani bu büyük panjuruyla olsun yeni tasarım tamamen led farlar, yeni tasarım tamponu ve özellikle bu kaputun sanki tamponun üstüne doğru gelen yapısı neticesinde çok havalı gözüktüğünü düşünüyorum. Bu arada şunları söyleyeyim yani evet bu araçta artık tamamen led farlar kullanılıyor ama donanıma bağlı olarak farların iç yapısı değişebiliyor. Bu araç Advanced donanım paketine sahip. Ülkemizde bu araç şu anda Advanced ve S-Line olarak iki farklı donanım paketiyle sunuluyor. Ben bunu çok beğendim. Yani S-Line'ın fotoğraflarına da baktım. Arkadaşlarımın çekmiş olduğu videolara da baktım. Ben yani gövde tasarımı olarak da diğer detaylarla da onlara sonra değineceğim. Bu Advanced paketin bayağı iyi olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü bu araçta da zaten tamponlara baktığımız zaman bayağı sportif detaylar var. O yüzden S-Line'a gerek var mı sorusu video boyunca sorgulayacağım konulardan bir tanesi olacak. Şimdi tampona bakacak olursak evet sportif detaylar var ama ne yazık ki bunların herhangi bir işlevi yok. Bu sağ ve soldaki havalandırma girişi gibi olan yerler işlevsiz. Aracın profiline geldiğiniz zaman şimdi burada bu araçta Advanced paketinde 17 inçlik bu çok kollu jantlar geliyor. Şimdi aracın gövde rengini, tasarımını beğendiğim gibi ben bu jantları da araca yakıştırdım. Yani S-Line Donanım paketinde gelen o dinamik diye adlandırılan 5 kollu jantlar bana daha sıradan geldi. Hani bunlar gerçekten çapı daha küçük olmasına rağmen bence biraz daha prestijli, biraz daha havalı gözüküyor bu aracın üstünde. Buradaki dezavantaj nedir? Aracı yıkamacıya götürdüğünüzde veya kendiniz yıkadığınız zaman hani bu jantları böyle temizlemek istediğiniz zaman biraz daha zahmetli olması onun haricinde bence çok güzel duruyor. Benim vakti zamanında sahip olduğum 4. nesil Golf'te tanıtıldığı zamanlarda bu tip bir jantı vardı. Her zaman o jantı beğenmişimdir. Şimdi profiline baktığımız zaman aracın boyutlarında pek bir değişiklik yok. Yani milimetrik, santimetrik ufak farklar var ama onlar hani altyapısal olarak değil tamponların boyutlarından kaynaklanan değişiklikler. Şimdi burada baktığımız zaman evet bu araçta anahtarsız giriş çalıştırma var. Aynalarda elektrikli olarak katlanıyor. Kapıyı şöyle açıyorum size de artık hep merak ettiğiniz arabanın anahtarını şu şekilde şöyle gösteriyorum. Gayet güzel, hoş. Volkswagen grubundaki diğer modellerden farklı bir anahtar var. Gayet güzel. Bir Audi kullandığınızı size gösteriyor. Bunu da zaten yanılmıyorsam golf testinde söylemiştim. Yani aynı platformu kullanan bu araçlarda acaba Audi'de bir farklılık görecek miyiz diye. Evet anahtarda bu farklılığı görmüş olduk. Profili genel olarak sade bir tasarıma sahip ama S-Line donanım paketiyle alırsanız tamponlarda farklılık olduğu gibi burada kapı altlarında da ekstra eklentiler geliyor. Arkasına geldiğimiz zaman burada da yine çok modern çizgiler göze çarpıyor. Özellikle stop lambalarında yapısı gayet güzel. Biraz Mercedes modellerini andırıyor. LED teknolojisine sahip bunlarda. Kayar sinyalleri var ve gerçekten çok güzel yanıyorlar. Trafikte çok rahat seçebiliyorsunuz bu arabayı. Ayrıca bu araçta evet böyle küçük bir tavan spoileri kullanılıyor ama yine S-Line donanım paketiyle alırsanız daha büyük burada hafif bir girintiye yer verilmiş olan bir spoiler kullanılıyor. Tampon detaylarını beğendim. Evet işlevsel değil yani buradaki detaylar da kapalı ama en azından burada egzoz görünümü verilmemiş. Yani bu sanki tamponun detayı gibi kullanılmış. Fake egzoz yok bu araçta. O yüzden bence gayet güzel gözüküyor. A3'ün o alışık olduğumuz yuvarlak hatları kaslı güzel bir şekilde bu araçta da kendini gösteriyor. Şimdi asıl konu burada ortaya çıkıyor. Bununla ilgili anlatmak istediğim şeyler var. 30 TFSI ne anlama geliyor? Bununla ilgili belli hikayeler var söylenen. Yani şunu bile duydum. Yolda çevirip amca ya evladım bu araçta 3 litrelik motor mu var diyene kadar çok kafa karıştırıcı olduğunu burada söylemem lazım. Audi yeni bir yol deniyor burada ki bence bunu önümüzdeki süreçte elektrifikasyona geçtiğinde yani ürün gamındaki tüm otomobiller belki elektrikli olduğunda daha fazla anlam kazanacak ama şu anda bir kafa karışıklığı yaşattığı ortada. Şimdi buradaki 30 ne anlama geliyor? Bu aracın 110 beygirle 150 beygir arasında bir güce sahip olduğunu gösteriyor. Eğer 35 yazıyor olsaydı ki bu aracın 1.5 TFSI versiyon olduğunu oradan anlayabilirsiniz çünkü o 150 beygirin üstünde bir güce sahip. O zaman 35 ibaresini görebiliyorsunuz A3 özelinde. Daha üst versiyonlara geçtiğiniz zaman tabi bu 40, 45, 50 olarak artmaya devam ediyor. Şimdi benim aslında burada söyleyeceğim şu Audi tasarımcıları, yöneticileri yani bizim kafamızı bu kadar karıştırmayın. Yazın işte buraya 1.5 TFSI olsun bitsin diyordum videoyu çekmeden önce. Ama şöyle bir düşündüm. Yani evet bunu eğer elektrikli araçlara geçiş için yapıyorlarsa burada da bir mantık söz konusu. Çünkü Porsche örneğine bakacak olursak mesela Taycan'da biliyorsunuz 4S, Turbo, Turbo S gibi Porsche'den alışık olduğumuz isimlendirmeler var. Ama mantığına baktığımız zaman da o araçlarda hani içten yanmalı bir motor olmadığı için zaten Turbo Turbo diye bir şey de söz konusu değil. Yani aslında. E o da tam tutmuyor ama bilmiyorum yani şu anda çok büyük bir değişim dönüşüm yaşıyor otomotiv sektörü. O yüzden bunları sorguluyoruz geri bildirimlerimizi yapıyoruz markaların da bunları dikkate alacağını kullanışlılık kolaylığını düşüneceklerini umut ediyorum. Ama zaten üzerinde çok düşündükleri ve ona göre çalışmalar yaptıkları da ortada. Şimdi bu konuyu biraz uzattım biliyorum ama artık geçebiliriz. 30 TFSI görüyorsanız bu aracın 1.0 benzinli motora ve 110 beygirlik güce sahip olduğu anlayabilirsiniz diyeyim 30 TFSI konusunu toparlayayım bagajı açmak istediğimiz zaman isterseniz buradan açabiliyorsunuz isterseniz anahtarınızın üstündeki şu düğmeye iki kere basıyorsunuz isterseniz de işte ben bir Audi'yim diyor diğer rakiplerinde görmediğimiz özelliği bu şekilde bize sunuyor alın size elektrikli bagaj kapağı bence güzel yani olması lazım çoğunda görmüyoruz ama Audi işte burada bunu sunuyor. Aynı platformda olmasa rağmen kuzenlerine bakın ben premium'um haberiniz olsun mesajını burada veriyor bu kullanım kolaylığıyla. Ama nerede aynı şeyleri sunuyor? Yükleme hacminde işte burası yine Golf'te, Leon'da olduğu gibi 380 litrelik bir yükleme hacmine sahip. Düze yakın bir zemin var. İsterseniz bu zemini şöyle önce altını göstereyim. Küçük boy bir yedek lastik. İsterseniz de bu şekilde bir alt kademeyi alarak bütün alanı kullanmış oluyorsunuz. Bu şekilde 380 oluyor. Üst kademeyi aldığınız zaman boyut biraz daha küçülüyor. Burada konfor elemanları anlamında işte kancalar var. Burada torbalarınızı asabileceğiniz detaylar var ve o kancaların ne olduğunu merak ediyorsanız işte aracın içinde gelen teşekkür ederiz. Çok güzel bir file bunu koyup eşyalarınızı sabitleyebilirsiniz. Burada da yine iki tane ufak alan var. Şuradaki 12 voltluk soketi de size göstermiş olayım ve bagajla ilgili anlatacaklarım burada son bulabilir. İsterseniz yine buradan kapatabiliyorsunuz ama ben daha havalı olması için ayağımı bu şekilde tamponun altından geçireyim ve bagaj kapansın. Çok güzel gözükmüyor mu hakikaten arkası? Valla bence nefis gözüküyor. Ben önünü de arkasını da aracın çok beğendim. Sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. A3'ü hep beğenirdim ama bu hali gerçekten hem sportif hem biraz olgunlaşmış oldu. Ben de tabii 40 yaşıma gelmiş biraz olgunlaşmış bir hale kavuştuğum için bu hali bu çok sportif olmayan hali bence gayet güzel. Şimdi iç mekandan bahsedebiliriz. Önce yaşam alanı. Şimdi nasıl bir diz mesafesi sunuluyor? Bakın, burada 4-5 parmaklık bir alan var. Koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Boyum 1.78. Ben direksiyondayken kendi arkamda oturacak olsaydım bu şekilde oturabiliyordum. Bence gayet güzel. Baş mesafesine bakıyoruz. Burada da 3-4 parmaklık bir alan var. Her ne kadar bir cam tavan olsa da burada tavanı görüyorsunuz. Yapısını burada güzel yapmışlar. Girintiler, çıkıntılar var. Çok rahat. Yani hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Cam yüzeyler fena değil. Yani golfteki kadar geniş değil. Burası biraz daha dar ama yine de bir problem yok kesinlikle. Klostrofobik hissettirmiyor burada size. Ama burada sıkıntılar neler? Onlardan bahsetmeye başlayayım. Şimdi bakın burada Volkswagen grubundan alıştığımız bu arka kapılardaki sert plastik, kalitesiz plastik ne yazık ki A3'te de kullanılıyor. Bildiğim kadarıyla eskiden böyle değildi bir önceki nesillerde ama bunda bu hale geçilmiş olması biraz kalite hissini azaltmış özellikle arka koltukta oturan yolcular için. Onun haricinde burası gayet güzel. Yani kapı tutma kolu falan bayağı havalı ama daha havalı olan kapı açma kolu. Burada farklı bir yola gitmişler. Yani e, normalde kapıları hani bu şekilde açacakken size kolaylık sağlaması için böyle bir kullanım stili sunuyor. Güzel ama alışkanlık gerektiriyor açık söyleyeyim. Yani bu aracı birkaç gündür kullanıyorum ama özellikle hani aracı stop edip ineceğim zaman hani şu şekilde elimi atmaya uzanıyorum. Hala alışamadım ama alıştıktan sonra gerçekten bunun da kolay olacağını düşünüyorum. Burada ön kapıda olduğu gibi sanki kapıyı kilitleyip açma düğmeleri varmış gibi gözüküyor. Aynı kalıptan çıkmışlar herhalde. O bir garip gözüküyor yani hani fonksiyonu olmayan Niye öyle bir tasarım var onu bilmiyorum. Çünkü cam açma kumandası burada. Elektrikli olarak camınızı açabiliyorsunuz. Bu da göze çok hoş gözükmüyor. Şimdi konfor elemanlarına bakacak olursak burada havalandırma menfezlerimiz var. İklimlendirmemiz yok. Bu araçta iki bölgeli klima sunuluyor. Ön tarafta oraya geleceğim. İki tane USB-C çıkışımız var. Burada bir tane şaft tünelimiz var. Oraya birazdan geleceğim. Önce kol dayamayı göstermek istiyorum size. Burada bu şekilde açabildiğiniz içinde iki tane bardaklık olan kullanışlı rahat bir tane kol dayama bulunuyor. Şimdi orta koltuğa geçecek olursak şöyle geldim. Evet şaft tüneli büyük. Yanına koyabiliyorsunuz ayaklarınızı. Şu ön taraf kızaklar olduğu için çok rahat sığmıyor ayaklar. Yani pek rahat etmezsiniz orta koltukta oturduğunuz zaman ama sağ ve sol tarafta rahatsınız. Buradaki bir diğer dezavantaj da oturduğunuz yerin yüksek olması. Yani evet burada oturduğunuzda yine sanki burayı görüyor gibi hissediyorsunuz. Bunları sanki golf testinde de söylemiştim gibi hatırlıyorum. Aynı şeyleri hissettiriyor çünkü buraya oturduğum zaman benzer yapıdalar. Bunların bu şekilde olması normal. Ön koltukların arkalarında böyle bu şekilde fileler var. Bunlarla ilgili Ebru'nun yorumlarını biliyorsunuz. Bana çok fark etmiyor. En azından oraya bir şeyler koyabiliyorsunuz ama Ebru bunları pek beğenmiyor. Biraz kalitesiz buluyor buranın kumaş veya deri kaplı olması veya o uçak tipi olanları daha güzel bu konuda beni de etkilemeye başladı. Şimdi beğendiğim bir özelliğe geliyorum. O da Isofix bağlantıları. Bu da yanılmıyorsam ilk defa gördüğüm bir şey. Çünkü bunları artık hep değiniyoruz. Kapaklı olanları kesinlikle sevmiyorum. Ama bu bakın böyle arkaya doğru gizlenen kapakların olması kaybolma derdini ortadan kaldırıyor. Hatta böyle koltuğu ittirip içine giren tiplerde de bunların çizilme durumu ortaya çıkabiliyor. Biliyorsunuz PSA grubunda artık fermuarlı tipte kullanılıyor. Yani herkes bunlarda farklı bir kullanışlık arıyor ama hakikaten bunların çok pratik olduğunu söyleyebilirim. Bunları bu şekilde teorik olarak inceledim ama pratikte çocuk koltuklarını takarak da mutlaka deneyeceğim arabayla birlikte olduğum süre boyunca. Bu araç advanced paket demiştim. Bunun üzerine araçta premium paket sunuluyor ve premium paket kapsamında da panoramik cam tavan alabiliyorsunuz. Gayet güzel, geniş ama ne yazık ki son dönemde evet Volkswagen grubunda karşımıza çıkan bu manuel perde A3'te de bizim peşimizi bırakmıyor. Çok büyük problem mi? Tabii ki değil ama gönül isterdi bunu elektrikli olarak kumanda edebilelim. Arka tarafta burada iki tane böyle okuma lambası da hemen tavanın orta bölümünde yer alıyor. Son olarak da koltuklardan bahsetmek istiyorum. Bunlar ledret diye geçen suni deri koltuklar. Güzel görünüyorlar. Bir eksileri yok ama bu araç advanced paket olduğu için bunda standart tipte koltuklar geliyor. Eğer S-Line alırsanız spor koltukla birlikte alabiliyorsunuz aracınızı standart olarak. Ama nasıl bir fark var onu da söylemek istiyorum. Şimdi S-Line bu araçtan 28.000 TL daha pahalı eğer aynı motor şanzımanını alırsanız farklar neler? Şimdi bu araçta evet normal koltuklar var ama elektrikli olarak ayarlayabiliyorsunuz hem bel desteğinizi ileri geri sırtlığını. Hafıza özelliği yok ama elektrikli olması bence bir avantaj. S-Line'da spor koltukları manuel olarak kumanda etmek durumundasınız. Çok ihtiyaç var mı? Ben kendi özelimde düşünüyorum. Benim için bu şekilde olması yeterli ve S-Line'ın spor koltuklarına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. O kadar fiyat farkına değeceğini düşünmüyorum. Tabii ki ki fiyat farkı sadece koltuklardan kaynaklanmıyor. 18. inç jant olsun. Dışarıda söylemiş olduğum gövde eklentileri olsun. Ön arka tampon, spoiler, yan eklentiler olsun. Tabii ki ekstraları var ama bugünün şartlarında ben bu kombinasyonla gayet mutlu olurum, yetinirim diye düşünüyorum. Sürüş detaylarına geçmeden size bir motoru göstermek istiyorum. Çok rahat bir şekilde açıyorsunuz ve amortisörlü bir şekilde kalkıyor. Bu araçta 1.0 TFSI bu hafif hibrit teknolojisine sahip olan motor var. Uzunca bir süredir benim de merak ettiğim, kullanmak istediğim bir motordu. Onunla ilgili konulara tabii ki direksiyon başındayken değineceğim. Buraya baktığımız zaman motoru muhafaza eden kapaklar yok ama bence gayet güzel gözüküyor. 3 silindirli turbo beslemeli bir motor. Detaylar birazdan direksiyon başında. Sıra geldi A3'ün kokpitine. Anahtarsız çalıştırma hemen burada. Vites bölümünün yanında ve marş jeneratörüyle araç devreye girdi. Çok sessiz bir şekilde motor çalıştı. Şimdi burada bizi neler bekliyor? Öncelikle sürücü odaklı bir kokpit bizi karşılıyor burada. Özellikle bu Lamborghini'den alınmış olan tasarım A3'te de tamamen hani sizi bir pilotmuşsunuzcasına böyle sarar tipte bir yapısı var. Değişik güzel görünüyor. Kolay da kullanılıyor. Hiçbir problem yok yukarıda olmasında. Yan taraftakiler burada bu şekilde yolcunun önünü kaplar tarzda. Gayet güzel klima menfezleri bulunuyor. Malzeme kalitesi evet üst taraflarda gayet güzel yumuşak plastik. Buralarda böyle alüminyum benzeri bir plastik kaplama kullanılıyor. Audi logosunu görüyoruz. Kapı döşemelerinin üst kısmı da fena sayılmayacak tipte. Ama yine arka kapıdaki gibi arka kapının üst bölümündeki gibi buralarda da yine sert plastik malzemeler kullanılıyor. Bu ilginç bu beni şaşırttı. Arkaya çok şaşırmamıştım ama Buna şaşırdım. Onu söylemeden edemeyeceğim. Kapı kolu burada da rahat, gayet her şeye hakimsiniz. Önünüzde dijital bir tane gösterge tablosu var. Buradan onun görünümlerini değiştirebiliyorsunuz iki şekilde. Yani hız ve devir göstergesini böyle küçültüp diğer bilgileri ortaya alabiliyorsunuz. Araçta navigasyon olmadığı için navigasyon modu bunda sunulmuyor. Yol bilgisayarı kolay kumanda ediliyor. Buradan hem müzik sistemine hem telefona ulaşabiliyorsunuz. Telefonum şu anda kablosuz olarak Apple CarPlay'e bağlı olduğu için buradan mümkün değil diyor bu ayarlara. Hazır buraya gelmişken tüketimden bahsedeyim. 274 kilometredir bu araçla birlikteyim ki aracı aldığında 100 küsür kilometrelerdeydi. 378 şu anda normal kilometresi. Ortalama tüketim değeri 7,5 litre olarak gösteriliyor. 7 saat 12 dakikalık kullanım sonrasında saatte ortalama 38 kilometrelik bir süratle. Kısa süreliği söylemiyorum çünkü sabah çalıştırdığımızdan beri sadece 15 kilometre kullandık ve 40 dakika araba çalıştı. 9.2 diyor. Bayağı bir çoğunluğu rölantide çalıştı diyebilirim. Şimdi buralara bakacak olursak. Direksiyon simidi zaten bildiğimiz tanıdığımız tipte. 3 kollu. Bunda büyük farklılıklar yok ama ama işçilik kalitesi anlamında gözüme çarpan bir şey var. Çok büyük bir problem değil. Yani bunu çözersiniz ama bakın burada bu araçta şurada ufak bir hata var. Yani buradan ip çıkmış. Problem değil yani bunu ufak bir tırnak makasıyla kesersiniz ama yani böyle bir araç satın aldığınız zaman yarım milyon TL ödeyip böyle bir aracı sahip olduğunuzda bununla karşılaşmak pek mutlu etmez sizi. Onu da tabii söylemek lazım. Sonuçta premium bir otomobil alıyorsunuz. Buralara baktığımız zaman gayet güzel dokunmatik bir tane multimedya ekranı var. Etrafı da böyle parlak siyah kaplı. Gayet kolay kullanılıyor. Bazı şeyleri sizlerle paylaşayım. Mesela araç menüsüne girdiğimiz zaman burada Drive Select menüsü var. Buradan sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Comfort, Auto, Dinamik ve Individual yani kişiselleştirilebilir mod. Buradan motor tahrikini ve direksiyonu seçebiliyorsunuz. Araçta tabii adaptif süspansiyon olmadığı için onlara buradan müdahale edemiyorsunuz. Ben genelde otoda kullandım. Onun haricinde verimlik asistanı, klima, ışık ve görüş, park yardımı, sürücü asistanı. Onlara şöyle kısaca bakalım. Hız uyarısı, mesafe uyarısı, şerit terk etme uyarısı, Audi Presence ve mola takviyesi gibi güvenlik donanımları var. Onun haricinde şuradan ayarlara girecek olursak ayarlardan mesela göstergeyi değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Audi Virtual Cockpit bu da standart geliyor. Şimdi bu klasik olan. Buradan sporu seçtiğiniz zaman bakın şaşırmayın ne değişti diyeceksiniz. Yani neredeyse Hiçbir şey değişmedi. Ee, 6500 ile 8000 arasındaki devir saatinde sadece bir kırmızılık ortaya çıktı. Tabii ki bunları yapılandırabiliyorsunuz. Yani burada içinde ne olsun işte mesela ortalama hızı mı görmek istiyorsunuz? Dolum seviyesini bunları değiştirebiliyorsunuz. Bir diğer mod da dinamik mod. Bunu da buradan seçtikten sonra karşınıza geliyor. Pek benlik değil. Ben bunları çok sevmiyorum. Hatta şu sol taraftaki devir göstergesinin bakın bu şekilde ters çalışıyor olması bence hoş değil alışkanlık gerektiriyor. Bakın tasarruf notu olarak da bana dururken gaz pedalına basma ne yapıyorsun sen manyak mısın diyor. Yani ben burada elektrikli motorla sana daha az emisyon, daha düşük tüketim sunmak için çaba sarf ediyorum. Sen ne yapıyorsun diyor? Haklısın. Evet. Ben tekrar buradan klasik modumu seçeyim ve bu şekilde olduğu gibi Kullanmaya devam edeyim. MMI ile ilgili de şurada ilginç bir şey var, ekran temizliği. Şunu da göstermek istiyorum size. Burayı silmek istediğinizde, herhangi bir şeye dokunup bozmak istemediğinizde işte bu moddayken çok rahat burayı temizleyebiliyorsunuz. Sonra geri dönmek istediğinizde de bu şekilde geri dönebiliyorsunuz. Kablosuz Apple CarPlay var demiştim. Buradan onu da şöyle basitçe göstereyim. Kendi telefonunuz buraya kablosuz yansıyor. Bu özelliği seviyoruz. Audi MMA'ya tıkladığınızda da tekrar geri geliyor. Artık bu araçta o Audi'nin alışık olduğumuz fiziksel MMA tuşu kullanılmıyor. Burada MQB platformunun o yeni vites seçim kolunu görüyoruz. Burayı bu kaplıyor. Vites seçimleri buradan kolayca yapılıyor. Arabayı buradan çalıştırabiliyorsunuz. Burada da yine yine Audi modellerinden tanıdığımız fiziksel tuşun yerine yani el alışkanlığı olduğu için oraya koymuşlar ama burada bir tane artık dokunmatik tuşa yer verilmiş. Bu şekilde bakın. Sesini... Kaçtı. Sesi açabiliyorsunuz. Yakana. Öyle sesimizi açtık. Müzik kanallarını değiştirebiliyorsunuz. Ve multimedya ekranını kapatabiliyorsunuz. Bu aslına bakarsanız sürücü için yapılmış bir şey değil. Sürücü zaten burada direksiyonun üstünde. Çok kolay bir şekilde buradan müzikle ilgili detaylara ulaşabiliyor. Bunun sağ tarafta önde oturan yolcu için olduğunu düşünebiliriz. Klima kumandaları güzel. Fiziki tuşlar var. Kolay kullanılıyor. Bu çıt çıt efekti de yani senelerdir o A3'te hep vardır bunda da devam etmiş. Benim hoşuma gitti. Burada koltuk ısıtma sunuluyor. Bu da yine paket kapsamında geliyor. Sürüş modlarını isterseniz buradan da seçebiliyorsunuz. Yani menünün içine girmektense buradan tek tek seçmekte daha pratik olur. ESP kapama tuşu, start stop devre dışı bırakma, flaşörler, park sensörü ve buradan da otomatik park yardımcısını devreye alabiliyorsunuz. Küçük eşya gözlerinden bahsedeyim. Torpido gözü fena büyüklükte değil. Soğutma özelliği yok. Yani orta boylu. Çok büyük diyemeyiz buraya. Vites bölümünün önünde kablosuz şarj ünitesi var. Şu anda burada benim telefonumu zaten şarj ediyor. Onun haricinde burada iki tane USB-C çıkışı var. İki tane burada bardaklık var. Bunlar da değişik yapıda. Şunu göstereyim. Burada bir tane Audi küllüğü ve burayı isterseniz büyük bir cep haline getirebiliyorsunuz. İsterseniz de bu şekilde bardaklık formuna gelebiliyor. Elektrikli park freni var. Onun arkasında bir tane çakmak var. Onun arkasında küçük anahtarınızı koyabileceğiniz bir yer ve ileri geri kayabilen, yüksekliği ayarlanabilen benim sevdiğim tarzda bir tane kol dayama var. Şunu söyleyeyim bu araçta auto hold yok mu diyebilirsiniz. Var ama onu buradan devreye alıyorsunuz. Bakın araç menüsüne girdiğiniz zaman burada ayarlar ve servislere giriyorsunuz. Burada tutma asistanı yazıyor. Bunu devreye almazsanız auto hold çalışmıyor. Bunu devreye alırsanız hem durduğunuzda auto hold devrede oluyor hem de aracı stop ettiğiniz zaman otomatik olarak park frenini devreye alıyor. Bu da güzel bir özellik bilmeyenler için bunu da eklemiş olayım ve yanılmıyorsam burayla ilgili anlatacak daha fazla detay yok. Koltuğun rahatlığını söyleyebilirim. Evet gayet güzel. Elektrikli destekli olduğunu söyledim. Bel destek ayarı da var. Rahat, konforlu bir şekilde oturabiliyorsunuz ve artık yola çıkmaya hazırım. Bu 1 litrelik motoru hakikaten çok merak ediyorum. İlk defa bu hafif hibrit teknolojili motoru A3 Sportback'te kullanacağım. Sizlerin de fiyatları rakiplerle kıyaslamaları merak ettiğinizi biliyorum. Hepsine yolda değiniyorum. A3 artık iki farklı gövde tipiyle üretiliyor. Bir tanesi bu 5 kapı sportback diğeri de 4 kapı sedan versiyon. Yani artık 3 kapılısı üretilmiyor, kabriyosu üretilmiyor. Şu an ben sportback'i kullanıyorum bildiğiniz gibi sedan'ı da önümüzdeki süreçte merak ediyorsanız farklı motorlu, farklı donanımlı versiyonunu test edebilirim. Şimdi bu araç hakikaten benim merak ettiğim bu 1.0 3 silindirli turbo beslemeli hafif hibrit teknolojili TFSI motorla birlikte kullanılıyor. Volkswagen grubunun yani diğer marka modellerinde de kullandığı bir ürün bu. Ama ben ilk defa bu motorla bu araçla tanışıyorum. İzlenimlerimi şöyle kısaca anlatmaya çalışayım size. Bu motor ağır başlı bir performansa sahip. Yani performansı var ama böyle çok çevik, çok istekli bir yapıda değil. Ama performans beklentilerinize kesinlikle cevap veriyor. Yani küçük boyutlu olmasına rağmen turbo besleme neticesinde size yüksek hızlara bile çıkarabiliyor. Rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Fabrika verileri 0'dan 100 km hıza 10.6 saniyede çıktığını söylüyor. Bakın şurada hazır düzlüğe gelmişken dinamik modu seçeyim. Spor moduna da alayım şanzımanı. Şöyle bir deneyelim bakalım biz nasıl bir sürede çıkacağız. Kalkış hiç fena değil. Yüz. Ki yine buranın sonunda birazcık böyle yokuş yukarı geldi. Ben de konuşmadım ki hani şeyleri duyabilin diye 3 silindirli motorun sesini duymanızı ben de birazcık istedim. Şu anda tekrar ben oto modunu seçiyorum. Buradan start stopu da tekrar devreye aldım. Yani bence bu anlamda sıfır yüz hızlanması bile fena değil. Bu aracın böyle bir performans aracı olmadığını bilmek lazım. Yani bu aracı 1 litrelik motorla alıyorsanız beklentilerinizi karşılayacak tarzda bir şey olduğunu bilmeniz lazım. Ve o mantıkla bakarsanız da bence gayet iyi şeyler sunuyor. Ben bu 300 kilometreye yakın sürüşüm boyunca en ufak bir eksikliğini hissetmedim bu motorun. Şehir içi hızlarda esnek de diyebiliriz ama yüksek hızlara çıktığınız zaman yani işte 120-130'lara çıktığınız zaman 140'lara çıktığınız zaman biraz daha hızlanmak istediğiniz zaman biraz sabırlı olmanız gerekiyor. Sonuçta küçücük bir motorla böyle 1.5 tona yakın ağırlığa sahip bir kütleyi hareketlendiriyorsunuz ama sabırlı olduğunuz takdirde daha yüksek süratlere de rahatlıkla çıkabiliyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor dedin de rakamlardan bahsetmedin diyebilirsiniz. Haklısınız. Bu 1 litrelik motor 110 beygir güç ve 200 Nm'lik tork üretiyor. 1.5'te biliyorsunuz 150 beygir ve 250 Nm'lik tork değerleri var. Tabi 4 silindir olması yani hacimsel olarak büyük olması, rakamsal olarak sunduğu değerlerin daha yüksek olması tabii ki performans anlamında da yani hızlanma olsun, ara hızlanmalar olsun, son sürat olsun hepsinde tabii ki daha etkili. Yani daha fazla Performans istiyorsanız 1.5 motora yönelmeniz gerektiğini bilmeniz lazım Sürüş özellikleri konusunda bence A3 konforlu Her ne kadar bu Volkswagen grubunun MQB platformunda 150 beygirin altındaki versiyonlarda arka süspansiyon torsiyon olsa da Yani benim kullandığım araçta ve 1.5'lerde bağımsız olsa da yani Aralarında standart bir kullanıcının anlayabileceği öyle dağlar kadar bir fark yok söyleyeyim. Yani bu aracı ben işte birkaç gündür kullanıyorum. Golf'te mesela bağımsız süspansiyonu tecrübe etmiştim. Hemen hemen aynı yollarda burada kullanmıştım. O kadar büyük farklar olmadığını söylemem lazım. Hem konfor anlamında hem yol tutuş anlamında. Ülkemizde bu yorumlarda bu çok abartılıyor. Ben size teorikte de değil de pratikte de neler olduğunu göstereyim. Bakın hazır bu virajlı yola gelmişken yani şöyle nasıl bir süratlerde ne kadar dinamik kullanılabildiğini ne kadar aracın güven verdiğini, yola sağlam bastığını görüyorsunuz. Yani tabii ki bozuk zeminlerde evet arka süspansiyonun bağımsız olmaması bir dezavantaj teşkil edebiliyor ama genel kullanımda böyle viraj performansında da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Benim sevdiğim yollar buralar. Biraz size göstereyim. Yani direksiyon tepkileri de gayet güzel, isteklerinize iyi cevaplar veriyor. Yani ne düşünüyorsunuz? Hiç. En ufak bir güven problemi. Hani ses de duymuyorsunuz. Ben de duymuyorum yani. Arkadan herhangi bir o torsiyondan herhangi bir ses gelmiyor. Gayet başarılı yani. Bu platform hakikaten iyi. Tabii ki belli maliyet kaygılarından ötürü de çok güçlü olmayan versiyonlara bu sistemi entegre etmiyorlar. Emin olun ihtiyacınız yok. Şimdi ana yola çıkmışken şöyle biraz da buradaki özelliklerden bahsedelim. Mesela yalıtım. Şu anda saatte 100 km süratle gidiyorum. 110, 120. Hiç. Gayet olması gerektiği gibi. Yani şöyle bir kıyas ediyorum. Golf biraz daha sessiz gibiydi. ilginç bir şekilde ama bunda da öyle bir rüzgar sesi var diyemem şu anda. Bu süratler gayet normal süratler. İçeriye aldığı seste de bence bir problem yok. Motoru biraz devirlendirelim bakalım. bu süratlerde mesela motor sesi de gelmiyor. İlk 0-100 yaparken tabii o 3 silindirli motorun çığlıklarını biraz duyuyorduk. Çığlık demek de ne kadar doğru olursa tabii 3 silindirli motora çırpınışlarını diyelim, haykırışlarını diyelim. Güzel, asfalt üstünde çok güzel bir sürüşü var. Rafine, kolay kullanılıyor, hiçbir sıkıntısı yok. Her şeye de hakimsiniz yani görüş açılarınız da iyi. Mesela gaza bastığım zaman şöyle bir... Biraz tabii burada yokuş aşağıyız ama Yine de yani bakın bu süratlere de bu şekilde çıkabiliyoruz. Biraz yanıltıcı olabilir. Burada yokuş aşağıydık ama yine de bu şekilde hızlanabiliyor. Bunu da görmüş olduk. Bilmeyenler için hafif hibrit teknolojisinden de kısaca bahsedeyim. Bu Volkswagen grubunun yeni ünitelerinde yani bazılarında eTSI diye geçiyor, işte bunda TFSI diye geçiyor ama e, hafif hibrit teknolojisinde araçta 48 voltluk bir sistem var. Yani bir marş jeneratörü var ve belli durumlarda siz fren yaptığınızda, araç boşta giderken mesela şu anda motoru kapattı. Onu da burada devir saatinden çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Fren yaptığımızda oradan geri kazanılan enerji hemen burada Ön yolcu koltuğunun altına yerleştirilmiş olan piller de depolanıyor ve belli durumlarda da kullanılıyor. Yani ani hızlanma isteği karşısında işte size anlık 50 Nm bir tork verdiği söyleniyor. İlk kalkışlarda arabayı hareket ettirirken size destek verdiği söyleniyor ve bu anlamda da tüketimi, emisyonları biraz daha aşağı çekmiş oluyorsunuz. Şimdi ben tabii fabrika değerlerinden çok daha yukarılarda geziyorum. Demin söylemiştim 7,5 litrelik tüketim değeri değişmedi ama deminden beri kullandığımız o kısa süreli sürüş boyunca 8.3 litrelere kadar düşmüş vaziyette tüketim. Bu tabi sizin kullanımınızla doğru orantılı olacak şekilde aşağılara inecektir eğer aracı sakin kullanırsanız. Ama şuna dikkat etmek lazım. Yani burada asıl yapılan sizin hani 1 litre 2 litre daha az para ödemeniz için yapılmış şeyler değil yakıta. Burada firmalar işte önümüzdeki süreçte elektrifikasyona geçerken bizleri bu hafif hibritlerle hibritlerle bu teknolojilere alıştırmaya çalışıyorlar. Ayrıca Avrupa'daki bu sıkı emisyon normları neticesinde araçların o kendi filolarındaki ortalama emisyon normlarının aşağı çekilmesi gerekiyor. O yüzden böyle çalışmalar yapıyorlar. İşte biz de kullanıcılar olarak bu yeni teknolojilerden faydalanmış oluyoruz ama demeyin ki yani bu araç hafif hibrit yani 7.5 litrelik tüketim Ч ⁇ Yani bundan daha iyisini beklemek biraz hayalcilik olur. Dediğim gibi tabii ki daha aşağılara indirebilirsiniz ama normalde standart bir kullanıcının reel kullanım şartlarında göreceği değerler 3 aşağı 5 yukarı buralarda. Gelelim toparlama kısmına. Benim A3 ile ilgili anlatacaklarım aslında bakarsanız bu kadar. Bundan sonrası bu aracın fiyatları, rakiplerinin fiyatları, nerede konumlanıyorlar, hangisine yönelmek daha mantıklı, bu aracın hangi motoru, hangi donanımı daha mantıklı onlarla ilgili kendi düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi söylediğim gibi bu aracı iki farklı motorla alabiliyorsunuz. Bir tanesi 30 TFSI diye geçen 1 litrelik versiyon. Bir diğeri de 35 TFSI diye geçen 1.5 litrelik versiyon. Her ikisinde de Advanced ve S-Line olarak iki tane farklı donanım var. Başlangıç seviyesine bakacak olursak ki bu araç aslında 1 litrelik motoru ve advanced donanım seviyesiyle başlangıç seviyesi anlamına geliyor ve 426 bin TL'lik bir etiket fiyatına sahip. Serinin en üstünde ise 35 TFSI'nin S-Line yer alıyor ve onun da etiket fiyatı 475 bin TL olarak belirtiliyor Audi'nin web sitesinde. Aynı motorlu versiyonlarda donanım farkına bakacak olursanız aralarında 28 bin TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Aynı donanımlı versiyonların motorlarındaki fiyat farkına bakacak olursak da anahtar teslimde 20.000 TL'lik bir fiyat farkı ortaya çıkıyor. Şimdi bu noktada rakiplere geçmeden fiyat konusunu bir kendi içinde değerlendirmek istiyorum. Çünkü yani donanımı bir kenara bırakın 1 litre ile 1.5 motor arasında bugün 20.000 TL fiyat farkının olması aynı donanımlarda yani herhalde hiç performans isteğiniz olmasa bile 1.5'e kayarsınız gibi düşündürüyor insanı. Çünkü yani hem performans anlamında hem de daha güçlü bir motora sahip olduğu için özellikle uzun yol kullanımında tüketimin daha düşük olacağı, daha ekonomik bir seçenek olacağı yönünde bir izlenim uyandırıyor insanda. Şimdi rakiplerini değerlendirecek olursak BMW 1 serisi o da benzinli motorla satılıyor. 1.5 litrelik 140 beygir güç üretiyor ve onun fiyatları da donanımlarına göre 424.000 TL ile 441.000 TL arasında değişiyor. Mercedes cephesinde ise tek bir tane model var. A200 AMG diye geçiyor. Tek paketli 1.3 turbo motora sahip olan versiyon. Onun fiyatı da bugün Mercedes'in web sitesinde 499.500 TL olarak görünüyor. Rakamlara baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı bu araçların zaten rakip oldukları için aynı seviyelerde olduğunu görebiliyoruz. Burada tabi tercihler ön plana çıkabiliyor. Eskiden biliyorsunuz BMW 1 serisi arkadan itişliydi. Alameti farikası vardı ama yeni nesille birlikte artık o da önden çekişe döndü ve hem A3 hem 1 serisi hem de A serisi artık önden çekişli olarak sunuluyor. Motor güçlerine baktığımız zaman benzer seviyelerdeler. Yani BMW 140 beygirlik bir motor sunuyor. Mercedes 163 beygirlik bir motor sunuyor. Hacimleri değişiyor. Yani bunlar sizin tamamen beklentileriniz ve kullanım alışkanlıklarınızla karar vermenize etkili olacak şeylerdir diye düşünüyorum. Ve ben artık bu araçla ilgili kendi değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok performans beklentiniz yoksa yani ben Audi'ye bineyim, A3'e bineyim beni A noktasından B noktasına götürsün diyorsanız bu 1 litrelik motorlu versiyon size hayli hayli yetecektir. Fakat benim web sitesinde gördüğüm fiyatlar üzerinden bir değerlendirme yapacak olursak yani 20.000 TL'lik fiyat farkına 1.5'e yönelmek daha mantıklı olacaktır. Donanımsal olarak da şunu söyleyebilirim. Zaten video boyunca söyledim. Hatta en başından da sorgulayacağımı da söylemiştim. Yani S-Line daha sportif bir versiyon, daha pahalı bir versiyon olmasına rağmen bence donanımsal olarak eksikleri var. Yani ben spor koltuk istemiyorum. Elektrikli koltuk benim için daha öncelikli. Mesela bu araçta hız sabitleyici standart olarak sunulurken S-Line'da bunun için ekstra bedel ödemeniz gerekiyor. Yani böyle bir konfor özelliği sunulurken bu kadar sportif olmayan bir araçta ben neden bundan fedakarlık edeyim? Neden 28.000 TL ekstra vereyim? Konfor anlamında daha zayıf donanımlı bir otomobile. Ha evet görüntü anlamında daha farklı şeyler istiyorsanız gövde aksesuarları anlamında farklı şeyler sunuyor. Daha geniş çaplı bir jant sunuyor ama onu da söylemiştim. Ben bu araçtaki jantı, bu kombinasyonu çok daha fazla beğendim. Yani alacak olsaydım böyle bir A3 benim için yeterli olurdu. Tabi bu da aslına bakarsanız söylediğim 426 bin TL'ler seviyesinde değil. Çünkü bu aracın üstünde de hem premium hem konfor paket var. Bu ikisini alt alta topladığınız zaman vergi öncesi 30 küsur bin TL'lik bir fiyat ediyor. Ve vergilerini de eklediğimiz zaman bu aracın fiyatı da yine 450 bin TL'ye çıkıyor. Elma ile armut olduğunu biliyorum ama yakın zamanda test ettiğimiz için yani daha güçlü motorlu, daha zengin, daha sportif donanımlı Golf'ün 500 bin TL olduğunu düşünecek olursanız yani en azından bu araca aldığınız zaman Audi kullanıyorum diyebilirsiniz size böyle bir avantaj sunuyor ve görünüm olarak da kesinlikle çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Ben bu kombinasyonuyla bu aracı çok beğendim. Sizler nasıl buldunuz? Video umarım sizler için yeteri kadar bilgilendirici olmuştur. Bence çok keyifliydi. Araçla ilgili bildiğim tüm detayları, hissettiklerimi, tüm izlenimlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine de sorularınız olursa lütfen videonun altına yorum olarak bırakın. Video yayınlandıktan sonraki ilk günlerde mutlaka tüm yorumlarınızı okuyorum. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.